3, 2, 1, kayıt. Hayatlarının tam özeti bu. Her an kayıtta, her an tetikte, her an mesaide. Onlarınki bir meslek değil, yaşam biçimi. Onlar sabah hayır dualarıyla çıktıkları evlerine saat kaçta döneceğini hesaplayamayan, gün içerisinde ne gibi zorluklarla karşılaşacağını bilemeyen ama her türlü zorluğu göze alan sıra dışı insanlardır. Eşimin ve tüm gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyorum. Nilgün, gazeteciler günü kutlu olsun kızım. Başta babam olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutlarım. Bizlerin saniyeler içinde okuduğu, birkaç dakika içinde izlediği o haberlerin arkasında büyük bir emekle çalışan gönüllü ordusu var. Haber için sokaklarda mücadele veren, dağ taş gezen, bu işe gönül veren tüm meslektaşlarımın gazeteciler gününü kutluyorum. Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü ve biz görüyorsunuz işimizin başındayız. Hafta sonu tatil demeden kendi önceliklerini bir kenara bırakıp toplumun haber almasını harcayan tüm gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum ve ahirete intikal etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Her zaman, her koşulda canları pahasına, ailelerinden uzakta da kalsalar, izleyicisine, okuruna haber vermek için alın teri döken, bir deprem, bir yangın, bir terör saldırısı, yani her türlü felakete cesaretle koşan haberin kahramanlarıdır onlar. Elbette Anadolu'da bu mesleği sürdüren cefakar arkadaşlarımızın sadece senede bir gün de olsa anılması bizler için çok önemli. Elbette basın emekçileri Türkiye'de değil, dünyada olduğu gibi her yaşam merkezinde insanların haberleşme ve bilgilendirilme görevlerini eksiksiz olarak zor koşullar altında yerine getirmektedir. Bu vesileyle bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle hakkın rahmetine kavuşmuş tüm değerli basın emekçilerinin ve bugün hayatta olan değerlerimizi bir kez daha sizler vesilesiyle anıyor, ölenlere rahmet, yaşamını sürdürenlere başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Tüm arkadaşlarıma yapmış oldukları çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Başarılarının sırrı samimiyet, özveri ve emek. Tek amaçları var: haber yapabilmek, doğruyu paylaşabilmek, halkı bilgilendirmek, demokrasiyi güçlendirmek. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Öncelikle tüm meslektaşlarımın, arkadaşlarımın hayırlı sağlıklı görevler yapmasını diliyorum. Bizim amacımız eleştiri yaparken kimseye hedef almak değil, sadece yanlışları ve olması gereken doğruları kendi çapımızda göstermek. Bu anlamda biz herkesten anlayış bekliyoruz, herkesten destek bekliyoruz. Elbette ki bunca emeğin karşılığını almak hakları. Hatırlanmak güzel, ancak gazeteciler çok büyük sorunlarla iç içe yaşıyorlar. Sorunlarına da duyarlılık göstermesi gerekiyor. İnsanların işini, mesleğini doğru yapanlara sahip çıkılmalı. Bu iş çok kolay bir şekilde istismar ediliyor. Piyasada maalesef böyle gazeteciyim deyip gazetecilik üstünden başka türlü hedefleri olan insanlarla dolu. Bunlara da yetkililer, etkililer itibar etmemeli. Selamlar, saygılar. Hatırladığınız için teşekkür ediyoruz. Onlar içtenlikleri, özverileri, cesaretleri ve bitip tükenmez enerjileriyle Türkiye'nin ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden'in mirasını yaşatan bir neslin temsilcileridirler. Her zaman Ordu basını, basın tarihi içinde en fazla yer alan, hem yerel olsun hem ulusal olsun, birçok konularda öncü olmuştur, lider olmuştur. Çalışan, emek veren, değer katmaya özen gösteren, ilk günden itibaren aynı ruhla çalışan, mesleğine değer veren tüm gazeteci dostlarımın gününü kutluyorum. Her zaman hak ettiğiniz değeri görmeniz dileğiyle gününüz kutlu olsun. Aşkın Tören, Altın Ordu Belediye Başkanı.